sebebi, dönüş sebebi para değil yani. Para dışında hangi unsurlar onu Türkiye'ye tekrar çekti? Obviously coming from China, money is not the reason, you know. I think the first reason why I came here the first place and I came back here again and I came back again. Tekrar geldim buraya. Bence muhtemelen bu ülkedeki hislerle ilgili, burada kendimi evimde gibi hissediyorum. İlk sebep bu bence. Ve tabii ki her seferinde seçtiğim kulüpler, tabii ki bu kulüpler başarı için oynayan başarılı kulüpler. O da bir etken. Teşekkürler hem Atiba hem de Mabaya. Sen de kariyerin başındasın ve hani önün çok açık. Nasıl ki son dönemde işte Cengiz'le başlayan süreç, keza ona en son olarak da Yusuf takip etti. Önemli transferler de yapılıyor. Elbette her Türk futbolcusunun hayali Avrupa'da ülkemizi başarılı temsil etmektir. Sen gideceğin ülkelerde ya da olası bir transferin hangi kriterlere dikkat edersin? Ekonomik anlamda olabilir. Ya öncelikle ekonominin zaten başarıyla paralel olduğunu biliyoruz. Ben öncelikle sportif başarıyı benim daha çok ilgimi çeker. Çünkü sportif başarı olduktan sonra her türlü ekonomi zaten sahip olabilirsiniz. Benim de sportif başarı çekerdi. Teşekkürler. Yine genel bir soru rica edeceğim üçünüzden de. Kendinize nasıl kişisel gelişim yatırımları yapıyorsunuz? Hani bir örnek vermem gerekirse, bir özel fizyoterapistiniz, bireysel antrenörünüz var mı? Ya da beslenme uzmanınız? Çünkü üçünüzün özellikle hani şu an Atiba, bu yaşında hala çok üst seviye futbol oynayabiliyorsun. Bunun sağ dışı bir sırrı olmalı. Ve işin ekonomik boyutunda da kendine ait bir yatırımlar yapıyor musun? Bunu merak ediyorum. Demova'dan da Uğurcan'dan da cevaplamalarını rica edeceğim. Especially from the age of 30. Özellikle 30 yaşından itibaren kendime çok dikkat etmeye çalıştım. Kendi vücudunuza yatırım yapmanız önemli. Yüksek seviyede performans göstermek istiyorsanız bu komik ya, ilginç bir durum çünkü Demba'nın antrenörüyle beraber çalışıyorum. Demba kendi kişisel uzmanlarından faydalanmama izin veriyor hiçbir ücret almadan. Evet, benim ilk sözleşmemde 20-21 yaşındaydım ve 3 maçtan sonra bacağımı kırdım ve fark ettim ki eğer bunu yapacaksam, kendime yatırım yapmazsam uzun süreli olamam diye düşündüm. O kırılmayla ilgili değil sadece olay ama genel olarak benim aracım bu. İşimi yaparken kullandığım araç benim vücudum. Yüksek performans sergilemek istiyorsam genç yaşımdan beri aklımda bu mentalite vardı. Bunu yapmaya devam edeceksem kendi vücuduma yatırım yapmalıyım diye düşünüyorum. Tabii genç yaşımdan beri. Tabii kendime ait kişisel gelişim hocam var, psikolog var, sosyal medyamla ilgilenen bir birim var. Kendime o amaçla yatırım yapmaya çalışıyorum. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. Millet sizin dışarıda ne yaptığınızı da, nasıl gezdiğinizi, neler yaptığınızı da görmek ister. Ben de biraz da bu yöne yöneldim. Kendime ait kendi sosyal medyalarımı yöneten birimler var. Onlarla çalışıyorum. Kendine yatırım demişken Atiba, sana aslında kişisel bir soru sormak istiyorum. Kariyerin başında çok ciddi bir diz sakatlığı yaşadın. Ama bunu hani ilerleyen senelerde, keza Beşiktaş'ta 6 senede 230'a yakın maç. Bu senin biyonik yapın mı, kendine bakman mı, nasıl bize ifade edebilirsin? O sakatlıktan dönüş sürecim ve bunu hiç tekrarlanmaması. Yes, it was around maybe 9-10 years ago where 9-10 yıl önce 3 ameliyat geçirdim bir dizimden. Kısa bir süre içinde arka arkaya biraz zaman geçmesi gerekti bunu atlatmak için. Ancak daha önce de söylediğim gibi doğru şeyi yapmaya odaklanmam gerekli, sadece vücudum için doğru olanı. Çünkü iyileşmek çok önemli futbolcular için. Acı varken maç yapmak iyi bir şey değil. O zaman iyi bir performans sergileyemezsiniz.
ne yaptığınıza dikkat etmeniz önemli. Futbol dışında da ne yaptığınıza dikkat etmeniz önemli. Doğru olanı yapmanız gerekiyor. Ben talihliydim bu konuda. Türkiye'de bulunduğum süre boyunca hiçbir sorunsuz devam ettim kariyerime. Dizimde özellikle hiçbir ağrı yaşamadım Türkiye'ye geldiğimden beri. Soru soracağım. Şu Almanya, İngiltere, Çin ve Türkiye farklı liglerde oynadım. En tutkulu taraftar Türkiye'de diyebilir misin? Yes, obviously. Evet, tabii ki. Çünkü İngiltere'de Chelsea, Newcastle hep dolu statlarda. Biraz da hani bu yüzden sormak istedim. Buradaki fark ne? The difference is, I think the fark şu bence, burada tutku insanların kanında var. Çünkü görüyorsunuz gerçekten futbol için deli oluyorlar, bazen abartıyorlar bunu burada. Çok daha tutkulular burada oyunla ilgili, sporla ilgili. Diğer ülkelerdeki insanların yaklaşımı farklı. Hayatta kalmak için başka sebepleri de var, görüyorsunuz. Ama bu ülkede insanların hayatta kalma sebebi neredeyse futbol. Bazen stadyuma gelmiyorlar, kaybettiğimiz için vesaire, bize kızdıkları için gelmiyorlar, biz de onları göremeyince kızıyoruz vesaire. Bunlar hep oyunun parçası. Tutku dediğimiz şey bu. Bazen insan abartabiliyor ama günün sonunda hepsi sevgi, sevgiyle oluyor. Aslında gelmeden önce düşündüm. Ligimizde son 3 sezonda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, bu dördünün arasında oynadığı 28 derbi diyebiliriz, sadece bir maçta deplasman takımı kazandı. Genelde özellikle hani son 2,5 seneyi baz aldığımda ya beraberlik ya da iç sağ takımın istediği sonuç oluyor. Gerçekten de 50 bin taraftar, genelde ortalama 50 bin taraftar oynandığını düşünürsek bu maçların, maç sonucunda bu kadar etkili olabiliyor mu? Üçünüzden de cevaplamanızı isteyeceğim. Uğurcan, aslında seninle başlayabiliriz. Kariyerin çünkü bir Fenerbahçe maçıyla başladı geçen sene. Onur'dan kaleyi devraldığında bir büyük maçta 2-1 kazandınız. Gerçekten taraftar bu kadar itici olabiliyor mu sonuçta? Tabii maçta onları yanınızda görmek, onların sizinle birlikte hareket ettiğini görmek çok önemli ve itici güç olarak kullanılabiliyor. Bence taraftar birinci faktör. Alınan galibiyetlerde, oynanan oyunda bence birinci faktör. Çok önemli. Bu da Türkiye'de haliyle var zaten. Büyük takımlarda olsun, Anadolu takımları da yeni yeni olsun, çok itici güç olarak kullanıyorlar. Dem baba. Yeah, I think fans obviously they have a big impact. Tabii ki taraftarların çok büyük bir etkisi var ve biliyorsunuz ki oyuncular kendi sahalarında oynadıklarında başka türlü düşünüyorlar. Düşünme şekilleri değişiyor ama evet, taraftarların etkisi gerçekten çok çok büyük. Ben ikisine de katılıyorum. Gerçekten açık bir şekilde gözüküyor taraftarın etkisi. Kendi sahasında oynanan oyunlara taraftarlar haftalar öncesinden bekliyor. Sadece sahadakiler için bir maç olmuyor bu. Taraftarlar için de bir maç oluyor bu. Özellikle derbi maçlarında kendilerini bir üst seviye taşıyor taraftarlar. Kendi sahalarında futbolcularına sahip çıkabilmek, onları koruyabilmek için. Çok gelecek vadeli oyuncular var. Son dönemde özellikle ülkemizden birçok oyuncu yurt dışına ciddi bonservisler kazandırarak gittiler. Ben açıkçası senin potansiyel, bunu herkes görüyor zaten. Atiba'ya Dorukhan'ı sormak istiyorum. Dem Baba'ya İrfan Can'ı, Uğurcan sana da hem kendini hem de Abdülkadir Ömür'ü sormak istiyorum. Hani o potansiyel görüyor musunuz? Hani bunlar devam edecek mi? Atiba, senle başlayabiliriz. Dorukhan şu an şanssız bir sakatlık yaşadı ama muhakkak daha güçlü dönecek. Evet, çok talihsiz bir sakatlıktı gerçekten ve umarım hızlı bir şekilde iyileşir, ancak iyi bir çalışma ahlakı var, mentalitesi, yetenekleri hepsi bir yerinde ve en üst seviyeye çıkmak için gereken ne varsa hepsi onda var bence ve bildiğim kadarıyla, onu tanıdığım kadarıyla kendisini zorlamaya devam edecek ve her eğitim, her antrenmanda görüyorum onu kendisini ilerletmek.
etmeye çalıştığını ve her zaman %100 elindekinin %100'ünü veriyor antrenmanda da, maçta da. Böyle bir mentalitesi var ve o yüzden geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum ve diğer genç oyuncular için de benzer düşünceler sahibim. Tabii ki İrfan çok kaliteli bir çocuk ve bizim şöyle bir sözümüz var, doğru bir mentaliteniz varsa, doğru bir iş ahlakınız varsa, bunlar gerekliyse büyük bir oyuncu olmak için, bu arkadaşımda bu özelliklerin hepsi var zaten. Futbol yalnızca kaliteyle ilgili değil, çabanızla da ilgili. Oyuna ne kadar çaba sarf ettiğinizle ilgili. Bunların hepsini göz önüne aldığımızda geleceği parlak. Ben babam. About Uğurcan. I think he's he has a bright future once again. It's bence like İrfan Can ve Dorukhan. Parlak bir geleceği var. İrfan Can ve Dorukhan gibi aynı şeyi yaparsa, aynı şekilde çalışırsa, onun kurumu biraz daha farklı biliyorsun çünkü onun kafasında bazı şeyler yerine oturmaya başlıyor. Diğer oyunculardan farklı bir düşünce şekli var ama bence çok parlak bir geleceği var. Çalışması gerektiği gibi çalışırsa, sadece çok çalışmak değil, akılcıca çalışmaktan da bahsediyorum. Bunları yaparsa çok büyük bir oyuncu olabileceğini görüyorum. Hem kendin için hem de Abdülkadir için nasıl bir gelecek görüyorsun? Çünkü Trabzonspor biliyorsun bir öz kaynak düzene döndü ve bir yıldır en keyif veren takımlardan biri Trabzonspor. Burada da Yusuf Yazıcı bu sene lige gitti. Şu an potansiyel olarak Abdülkadir'i ve seni bizler büyük takımlara yakıştırıyoruz. Sen nasıl bir gelecek görüyorsun? Ya Dorukhan ve İrfan Can'la da zaten Dorukhan'la alt yaş milli takımlarda, A milli'de, İrfan Can'ın da A milli takımda oynama şansı buldum. Onlar da gerçekten çok yetenekli futbolcular. Çok çalışıyorlar. Yani Avrupa'da da Euro 2020'ye katılma yolunda da bize çok yardımcı oldular. Kendim ve Abdüş için de gelecek olursam, Abdüş zaten çok yetenekli bir oyuncu. Yani ben yaklaşık 7 senedir birlikte oynuyoruz, altyapı, A takım. Onun yeteneklerine gerçekten hayran kalmamak elde değil. Onunla çalışınca daha farklı, yani daha güzel görebiliyorsunuz. Abdüş de, Dorukhan da, İrfan Can da çok yetenekli, çok karakterli, çok düzgün oyuncular. Avrupa'yı sonuna kadar hak ediyorlar. Yusuf da keza öyle, o da gitti ve bizi başarıyla temsil ediyor. Bunların çoğalması bizim Euro 2020 yolunda da bizim için çok önemliydi. Bize çok katkıları oldu. Kendime gelecek olursam ben de çalışmaya, yani daha iyi kendimi çok geliştirmeye çalışıyorum. Zihinsel olarak, fiziksel olarak kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. İnşallah tüm futbolcu arkadaşlarım gibi, bu saydığımız isimler gibi ben de ilerleyen zamanlarda Avrupa'da oynamak isterim tabii ki. Onların da isteyeceğini düşünüyorum. Futbol Ekonomi Forumundayız ama sizin futbol dışında ekonominizi merak ediyorum. Herhangi bir ticari yatırımlarda bulunuyor musunuz kazandığınız paralarla? Atiba, senle başlayabiliriz. Bazı basit yatırımlar yaptım. Emlak yatırımı yaptım genellikle. Emlak satın aldım, çoğunlukla yaptığım yatırım bunlardan oluşuyor. Başka şeyleri de göz önünde bulunduruyorum ama henüz o yönde adım atmadım. Biraz daha güvenli yatırımlar yapmak istiyorum. Futbol dışında yaptığım yatırımlar bu şekilde. Sanırım yeterince emlak yatırımı yaptım diye düşünüyorum ben. O yüzden kendime ve insanlara yatırım yapmaya başlıyorum. İyi projeleri olan insanlara yatırım yapmayı düşünüyorum. O yüzden heyecanlıyım bu yeni yatırımlar konusunda bugünlerde. Ama başlamışsındır diye düşünüyorum. Ya yavaş yavaş başlıyorum diyebilirim. Ya ben de profesyonel fikir alışverişi yaptığım kişiler var. Onlarla birlikte yapmaya çalışıyorum. Ama daha yeni yeri başladım yani. O yüzden çok bir şey yapamadım henüz. Peki futbolcu olmasaydınız hangi meslekte, hangi mesleği tercih ederdiniz? Yani onun eğitimini aldınız mı? Hem Atiba hem de Uğurcan, üçünüze de soruyorum aslında. For me it was football or nothing else. Benim için ya futbol ya hiçbir şeydi. I mean, that was set on
becoming a professional. Profesyonel futbolcu olmayı kafama koymuştum çok çok küçük yaşlardan itibaren. Gerçekten hiç bilmiyorum futbol olmasaydı ne iş yapardım, hiçbir fikrim yok. Önümüzdeki 1-2 yıl sonra futbol oyunum bitti, futbolculuk kariyerim bitti. Sonra bunu düşünmem gerekecek muhtemelen. Sorabilirim sana. Hadi. Türkiye'de bir Emre Belözoğlu gerçeği var. 39 yaşında hala üst seviye futbol oynuyor. Avrupa'ya bakarsak da Buffon Juventus'a geri döndü, hala oynayabiliyor. Sen 36 yaşındasın ama biz Atiba'yı 40 yaşında Türkiye'de mi göreceğiz? Yoksa Kanada kendi ülkene mi dönüp daha alt seviye bir takım takımlarda mı oynayacaksın? Daha ne kadar bu düzeye devam edersin? Evet, bana birkaç kere bu soru daha önce sorulmuştu ama şimdilik sözleşmemin son yılındayım. Vücudumun nasıl hissettiğiyle ilgili, ne kadar yaşlanacağımla ilgili. Şu an kendimi iyi hissediyorum, iyi durumdayım. Devam etmeyi düşünüyorum. Ancak adım adım bunu göreceğiz. Türkiye benim için çok iyi, çok güzel bir yer oldu. Potansiyel olarak, yani olasılıkla burada kalabilirim. Belki futbol kariyerim bittikten sonra futbolla ilişkili bir yerde çalışmaya devam edebilirim. Ya da futbolcu olarak çalışmaya devam edebilirim vesaire. Ama zaman gelince bunu göreceğiz. Sokakta ulaştığında. Yes, for sure. Evet, kesinlikle. It doesn't happen too often where I'm recognized in Canada. Kanada'da çok sık karşılaşmıyorum beni tanıyan insanlarla. Futbolla çok çok yakından ilgili bir ulus değil Kanada, ama daha iyi bir yere geliyor futbol şu anda Kanada'da. Hangi mesleği tercih ederdin? I think as Atiba said, Atiba'nın söylediği gibi B planı yok. Benim de B planım yoktu herhangi bir. Ya A planıydı ya da bilmiyorum, sokaklarda falan yaşardım herhalde futbolcu olmasaydım. O yüzden A planının işe yaraması gerekiyordu ve işe yaradı. Başka bir planım yoktu. Ama dün Tottenham senin eski hocan Mourinho'yu göreve getirdiğini açıkladı. Muhakkak İngiltere ligini hala takip ediyorsundur. Düşüncen ne? Mourinho son dönemlerde biraz düşüşe geçti çünkü. Çok önemli bir teknik adam. Tottenham'da tekrar o çıkış yapabilir mi? I think he's intelligent enough to bence recycle himself. Kendisini yenileyebilecek kadar zeki, geçtiğimiz yıllarda olduğundan farklı bir hale gelecek kadar zeki, kişiliği ve her şey futbol için çok iyiydi başladığında ve bence bir süre sonra insanların sinirini bozmaya başladı. Bu benim kişisel görüşüm. Ama bence yeterince zeki bir insan ve kendini yenileyecek ve çok büyük bir teknik direktör olacak eskisi gibi. Chelsea'de oynarken Liverpool şampiyon eden gol atmıştın. Peki bu sene Liverpool şampiyon olabilir mi? Şu an çok iyi gidiyor. Evet, iyi gidiyorlar ve Liverpool'da birkaç arkadaşım var. Umarım şampiyon olmayı başarırlar. Ancak biliyorsunuz bu lig çok zorlu. Aralık dönemi geliyor ve tatil yok. Maç yapmaya devam edecekler, maç yapacaklar. Ve çok belirleyici bir konu bu. Liverpool'un çok büyük bir hayranı değilim ama Liverpool'da birkaç arkadaşım var. Umarım başarılı olurlar. Ben onlar için mutlu olurum başarılı olurlarsa. Mesleğin ne olurdu? Futbolcu olmasam sporla ilgilenmeye çalışırdım yine. Yani çünkü başka bir şeye çok yeteneğim yok açıkçası. Sporun içinde kalmaya çalışırdım. Öyle. Bireysel olarak sen aslında şöyle şanssız bir kuşaksın. Senin yaş grubunda çok önemli kaleciler var. Yani ciddi bir rekabete giriyorsun. Bir sol bek olsan belki bu kalitede rakipsiz olurdun ama kaleci olan anlamında Altay var, Gökhan var, sen varsın. İlk kez de ilk resmi maçın Andorra'da çıktın. 2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyor musun? Ve Euro 2020'de muhtemelen olacaksın. Bununla ilgili düşüncelerini merak ediyorum. 2002 Dünya Kupası'nda çok küçüktüm açıkçası. 6 yaşında falandım. Yani benim için şu an 2020 Avrupa Kupası'na gitmek çok büyük bir şans, çok büyük bir başarı. Sizin söylediğinize de katılmıyorum çünkü şanssız değiliz yani. Türkiye futbolu çok şanslı. Bu kadar iyi kaleci var, bu kadar iyi kaleciler çıkıyor. Çünkü uzun yıllar
bu kadar bir jenerasyon gelmemişti, bu kadar iyi bir jenerasyon gelmemişti. Bu yüzden bence Türkiye çok şanslı. Ben de bu kaleciler arasında gösteriliyorsam çok mutluyum çünkü Türk futboluna hepimiz emek vermeye çalışacağız. Hepimiz A milli takımımıza, ülkemize yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah en iyi şekilde ben olmazsam, Altay olmazsa Gökhan, kim oynarsa ülkesi adına en çok şeyi vermeye çalışacak. Ben de bundan dolayı çok mutluyum. Kimseyle rekabet etme gibi bir şeyim yok. Sadece kendimi geliştirmeye çalışıyorum. O kadar. Teşekkür ediyorum. Atiba, 6 yıldır buradasın. Eski hocan Şenol Güneş şu an milli takımda. Türk milli takımının performansını nasıl buluyorsun? Muhakkak mutlu olmuşsundur. Yes, it's very nice to see. Evet. Yani daha önce birlikte oynadığım kişilerin milli takımda bu kadar başarılı olduğunu görmek çok güzel bir duygu ve sonraki aşamaya da geçmelerini istiyorum. Yani son yıl, son bir buçuk yıl içerisinde belki o kadar yüksek bir performans yoktu ama son oynadığı oyunları gerçekten yönetmeyi bildi. Dolayısıyla milli takımın bu başarıları ülke için bir bütün olarak iyi. Türkiye adına ben seviniyorum. Teşekkür ediyorum. Üçünüze de fikirlerinizi bizle paylaştığınız için. Herkese teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Tekrar anlayalım. Bu arada Faruk Başkan, pek hoş geldiniz, şeref verdiniz panelimize. Abdullah Hoca'ya da teşekkür ediyoruz burada bizlere eşlik ettiği için. Tekrar teşekkür ediyoruz ve panelde devam için Seten'e sözü bırakıyorum.